Merhaba ben Çağrı Hoca. Konuşarak Öğrenle birlikte hazırladığımız İngilizce kitap özeti video serimizin yeni videosuna hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Yuval Noah Harari'nin 21 Lessons for the 21st Century adlı kitabını inceleyeceğiz. Peki bu kitap özetlerini incelemek, çevirmek ne işimize yarıyor? Hemen hatırlayalım 4 maddede. Birincisi 25 tane hedef kelimem var burada. Hedef kelimelerimin dışında sizin kendi öğreneceğiniz yeni kelimeler varsa ben çevirirken onları da not alabilirsiniz. İkincisi gramer bilgisi hem çeviri yaparken ben burada bazen bahsediyorum şu tense kullanılmış, bu zaman kullanılmış, şu şekilde ifade edilmiş falan diye. Burada da yeni gramer bilgisi öğrenebileceğiniz gibi eski gramer bilginizi de yine canlandırabilirsiniz, pekiştirebilirsiniz. Üçüncüsü canlı canlı çeviri yapıyoruz burada. Çeviri pratiği yapmış oluyoruz. Bu hem sizin daha iyi yazı yazmanıza olanak sağlarken konuşmanıza da mutlaka katkısı olacaktır. Çünkü beynimizde önce çeviri yaptığımız için ana dilimizden. Dördüncü ve son özelliği konuşarak öğren ekibi çok güzel kitaplar seçiyorlar ve bu kitaplar genel kültürümüze çok katkıda bulunuyor ve ufkumuzu açıyor. Şimdi 21. yüzyıl için 21 ders kitabının kapağına bakalım. Ön tarafında yazarın adı ve kitabın adı var. From the Out of Sapiens. Sapiens'in yazarından demiş. Ben yazarın önceki iki kitabını okudum. Sapiens ve Homo Deus. İkisini de çok beğendim gerçekten. Bu kitapta listemde bunu da en kısa zamanda okuyacağım. Arka kapağı da gayet basit. Şöyle demiş. We created myths to unite our species. Şöyle biraz yaklaştırıyorum. Diyor ki türlerimizi birleştirmek için mitler uydurduk. Create yaratmak, oluşturmak anlamına geliyor. We tamed nature to give us power, bize güç vermesi için doğayı ehilleştirdik. Mesela hayvanları tame edebilirsiniz. Burada da doğayı tame etmişler. We are now redesigning life to fulfill our wildest dreams. En çılgın hayallerimizi gerçekleştirmek için hayatı şimdi tekrar tasarlıyoruz. Wildest normalde en vahşi demek ama hayallerden rüyalardan bahsedince. Türkçede en çılgın demek daha doğru. But do we know ourselves anymore? Ama kendimizi artık tanıyor muyuz, biliyor muyuz anlamında. Or will our inventions make us irrelevant. Yoksa bizim icatlarımız bizi devre dışı mı bırakacak? Irrelevant'ın normalde alakasız vesaire anlamı var. Son olarak da diyor ki 21 lessons is an exploration of what it means to be human in an age of bewilderment. 21 ders bir keşiftir. Neyin keşfi? Of'la bağladı. What it means to be human. İnsan olmak ne demek? Nerede peki? In an age of bewilderment. Bewilderment için şaşkınlık, akıl karışıklığı vesaire diyebiliriz. Şaşkınlık çağında belki öyle çevirebilirim. Age of diye kullanmış. Peki yazar kim? Yuval Noah Harari kim? Yuval Noah Harari Hebrew denmiş burada. İbranice demek. 24 Şubat 1976'da doğmuş. The 24th of February 1976. Is an Israeli historian. İsrailli bir tarihçi. And the professor in the Department of History ve tarih Bölümünde bir profesördür. At the Hebrew University of Jerusalem, Kudüs İbrani Üniversitesi'nde profesörmüş. Bu Kudüs İbrani Üniversitesi'nde gördüğüm kadarıyla kuruluşunda işte Sigmund Freud'un ya da Albert Einstein'ın falan yer aldığı bir üniversite. Nispeten köklü bir üniversite çünkü İsrail çok eski bir devlet değil zaten. He is the author of the international bestsellers. Uluslararası en çok satanlar kitabının kitaplarının yazarı daha doğrusu. Hangi kitaplar? Sapiens birincisi. A Brief History of Humankind. İnsanoğlunun kısa bir tarihi. Homo Deus'te de A Brief History of Tomorrow. Yarının yani geleceğimizin kısa bir tarihi. And 21 Lessons for the 21st Century. Bu da bizim bakacağımız kitap. İlki 2014'te, ikincisi 2016 da Üçüncüsü de 2018'de yazılmış. İki sene arayla üç tane bestseller kitap çıkarmış. His writings examine free will, consciousness and intelligence. Yazıları, iradeyi, free will, irade demek, bilinci ve zekayı inceler. examine incelemek demek. Şöyle resmin altına baktığımızda yeni bir bilgi var mı diye bakıyorum. Yokmuş az önce çevirdiğimiz şeyler. O zaman hemen kitabımızın özetine geçebiliriz. Şimdi diyor ki How do you prepare your children for the year 2050? 2050 yılı için çocuklarınızı nasıl hazırlarsınız? Prepare hazırlamak demek. Or even the year 2100. Hatta 2100 yılı için. It's a great question. Harika bir soru. Especially because nowadays no one knows what the world will even look like then. Özellikle çünkü bugünlerde hiç kimse bilmiyor dünyanın nasıl bile görüneceğini o zaman, den o zaman. Historically, tarihi olarak, Humans could make at least decent assumptions about where the world was headed. İnsanlar en azından, at least en azından anlamını veriyor. Mütevazi varsayımlar yapabiliyordu. Decent assumptions o anlamı verecek. Dünyanın nereye gittiğine dair. Head, yol almak, gitmek gibi. Mesela sen nereye gidiyorsun derken de yine going tarzında kullanabiliriz. But in today's fast paced, technology-filled civilization, forget it. Ama günümüzün hızlı, Fast, hızlı demek, paced, hızlı, tempolu diyebiliriz ve teknolojinin yönlendirdiği fuel normalde yakıt eklemek medeniyetinde unutun bunu yani tahmin edemezsiniz. However, buna rağmen, that doesn't mean it's not worth giving our best to prepare for an uncertain future. Buna rağmen, bu şu anlama gelmiyor, belirsiz bir gelecek için en iyi hazırlığımızı yapmaya değersizdir anlamına gelmiyor. In 21 Lessons for the 21st Century, Yuval Noah Harari helps us do just that. 21. yüzyıl için 21 ders kitabında Harari bunu yapmamıza yardımcı oluyor. After his previous bestseller Sapiens, önceki çok satanlarından Sapiens, which explored the human past, ki bu insanın geçmişini incelemişti, keşfetmişti, and Homo Deus, ve Homo Deus, which focused on our distant future, ki bu da bizim uzak geleceğimize odaklanmıştı. His latest book is about our biggest challenges in the here and now, and how we can deal with them. Son kitabı bizim buradaki ve şu anki en büyük challenge'larımız yani zorluklarımız, engellerimize odaklanıyor ve bunlarla nasıl baş edebileceğimiz konusuna. Here are three from his 21 lessons to help us and future generations thrive in the 21st century. İşte 21. yüzyılda gelecek nesillerin gelişmesi, thrive gelişmesi, büyümesi ne yardımcı olabilecek? 21 dersten 3'ü. Biz bütün özetlerde zaten hep böyle kitaptan 3 ders çıkarıyoruz. Ama bu kitabın adı zaten 21 ders olduğu için buradan da o derslerin 3'ünü aldık. Birincisinde şöyle diyor: Whoever owns the data wins, which is why everyone struggles for it. Data veri demek. Türkçede data diye kullanıyorlar, data diye okunuyor. Her kim ki veriye sahip olursa kazanır. İşte bu yüzden herkes onun için çabalıyor, mücadele veriyor, uğraşıyor. 2 numara: We don't know We just think we do. And that's a problem. Bilmiyoruz. Sadece öyle olduğunu düşünüyoruz. Yani bildiğimizi sanıyoruz. Ve bu bir sorun. 3 numara. Education must show us how to navigate information, not give us more of it. Eğitim bize bilgiyi nasıl ulaşabileceğimizi göstermeli, öğretmeli. Navigate normalde yönlendirmek demek işte arabayı navigate edersiniz. Navigasyon cihazları var ya nereye gitmesi gerektiğini gösterir. Not give us more of it. Bize daha fazla bilgi vermemeli. Bilgiyi nasıl bulacağımızı göstermeli. Are you sometimes worried about the future? Gelecek hakkında bazen endişelenir misiniz? Don't fret. Let's prep. Üzülmeyin. Hadi hazırlanalım. Fret üzülmek. Prep hazırlanmak. Prepare normalde uzun hali. Lesson 1. Birinci ders demiştik ki data has become the most valuable asset. Veri en değerli varlık haline geldi. Which is why technology disrupts all our systems. Bu yüzden teknoloji bizim bütün sistemlerimizi alt üst ediyor. Disrupt alt üst etmek yıkmak gibi. Örnek verecek olursak Uber mesela ulaşımda taksileri disrupt ediyor. Sarı taksileri mesela neredeyse ortadan kaldırma işine getiriyor. İşte devletler önlemler alıyor, taksiciler itiraz ediyor, işte olay çıkarıyorlar falan. Çünkü gerçekten bütün taksilerin yerini alacak gücü var teknoloji sayesinde. Different ideologies have always shaped how humans see and steer the world. Farklı ideolojiler her zaman insanların dünyayı nasıl gördüğünü ve yönlendirdiğini şekillendirmiştir. Şimdi burada present perfect kullanılmış. Have always shaped denmiş. Always normalde simple present tense de kullanırız ama present perfect'i de, de hep bu şekilde kullandığımız oluyor. Yani geçmişten beri şu ana kadar hep böyle şekillendirdiler. Şurada bir de steer var. Steer de direksiyonla yönlendirmek. işte gemi için falan kullanılabilir. Whichever one grabs the most people tends to determine our history for decades. Hangisi daha çok insanı ele geçirirse grab almak demek. Tend to eğilimli olmak. 10 yıllar boyunca geçmişimizi onlar belirledi. Daha doğrusu geçmişte insan nereye gideceğini onlar belirledi. İdeolojilerden bahsediyoruz burada. Hangi ideoloji daha çok insan elinde bulundurduysa tarihe o yön verdi. In the 20th century 20. yüzyılda fascism, communism and liberalism fought for that privilege. Faşizm, komünizm ve liberalizm. İkisini tahmin etmek kolay. Bu biraz farklı yazılıyor ama Türkçedeki gibi fascism diye söyleniyor. Bunun için kavga ettiler. Bu özelliğe sahip olmak için privilege özellik demek. Liberalism ended up being the clear winner. Sonunda net bir şekilde kazanan liberalizm oldu diyebiliriz burada. Depending on which ideology dominates, different assets grow in value. Hangi ideolojinin baskın olduğuna bağlı olarak, depend on bağlı olmak, farklı varlıkların değeri artar, grow in value. Asset böyle mal mülk ya da değerli bir varlık anlamına geliyor. Ama bilgi de bir değerli varlıktır, illa gayrimenkul vesaire olması gerekmiyor. Whatever is the most valuable, en değerli şey neyse, is the thing politicians and nations will fight for. Bunun için politikacılar ve milletler savaşırlar. Thus deciding what future the world progress towards. Böylece gelecekte dünyanın hangi yöne gittiğine karar verirler. So far şu ana kadar in the 21st century 21. yüzyılda technology seems to have all competitors beat. Görünüşe göre teknoloji bütün rekabeti kazandı. It's the thing we must believe in. O en çok inandığımız şey. With technology being our prime ideology, teknolojinin ana ideolojimiz olmasıyla data becomes the most valuable asset. Veri en değerli varlık haline geldi. That's why politicians struggle for their nations to win the giant tech race. İşte bu yüzden politikacılar uluslarının bu devasa teknoloji yarışını kazanmasını istiyorlar. Bunun için uğraşıyorlar. The problem is that sorun şu ki this time around bu sırada No one fully understands the implications of our ideology. Kimse bizim ideolojimizin altında yatan gizli anlamı tamamıyla anlayamıyor. Implication normalde çıkarım falan anlamına geliyor ama haklı anlam anlamı da var. Just look at the financial markets. Sadece finansal piyasalara bakın. Where algorithms already do most of the work. Orada zaten algoritmalar işin çoğunu yapıyor yani finansal piyasalarda. With very few traders grasping what's actually happening. Çok az tüccar, trader derken borsacı anlamında büyük ihtimalle finansal piyasadan bahsettiğimiz için gerçekten ne olduğunu anlıyor. Grasp kavramak anlamında. For politicians, politikacılar için this lack of understanding quickly becomes a threat. Bu anlayışsızlık lack of bir şeyin eksikliğidir. Mesela lack of sleep derseniz uykusuzluk, lack of money parasızlık. Burada lack of understanding, anlamamazlık diyebiliriz. Hızlı bir şekilde bir tehdit haline geliyor. People are frustrated, insanlar hayal kırıklığına uğruyor. Feel ignored, ihmal edilmiş hissediyorlar. And realize ve fark ediyorlar. The representatives they elected don't deal with the most important topics. Representative temsilci demek seçtikleri temsilciler en önemli konularla ilgilenmiyorlar, baş edemiyorlar. And yet ve yine de we know just as little about technology as they do. Biz de teknolojiden onlar kadar az anlıyoruz, onlar gibi az biliyoruz demiş. Lesson 2. ikinci ders. We believe we have a lot of knowledge. Çok bilgimiz olduğunu düşünüyoruz. But we don't. Ama öyle değil. And that's dangerous. Ve bu tehlikeli. I rarely talk about politics with my family. But when we do, We like to joke about the genius of certain policy makers. Ailemle çok nadir politika hakkında konuşurum. Rarely nadiren demek. Ama konuştuğumuzda genellikle şaka yaparız. Belli politikacıların dehası hakkında yani zekası hakkında. Policy politician aynı şey. In Germany, Almanya'da it's common for the Minister of Economics to suddenly become the Minister of Health. Ekonomi Bakanı'nın Minister Bakan demek birden Sağlık Bakanı olması gayet normal, yaygın yani Türkiye'de de öyle. Bir dönem başka bir şeyin bakanı olan birisi başka bir dönem başka bir bakanlığa geçebiliyor çok rahat bir şekilde. Highly specialized officers are swept like Christmas presents. Yüksek bir şekilde özelleşmiş yani o konuda uzmanlaşmış ofisler, bölümler, işte bakanlıklar belki diyebiliriz. Swap takas etmek, değiş tokuş etmek yılbaşı hediyesi gibi değiştiriliyor. Which makes no sense. Ki bu çok saçma yani bir anlam ifade etmiyor. Bu swap like Christmas present deyiminin karşılığı da Türkçe'de çorap gibi değiştirmek deniliyor değil mi? Öyle dikkat etmeden özensizce. How could someone be an expert in both medicine and military defense? Nasıl birisi hem tıpta hem de askeri savunmada uzman olabilir diye sormuş. In reality gerçekte This problem befalls all of us, however. Gerçekte bu sorun hepimizin başına geliyor. That's why we talk so much about cognitive biases on 4 minute books. İşte bu yüzden 4 minute books'ta yani özetin çıkarıldığı sitede bilişsel ön hakkında bu kadar çok konuşuyoruz. To help us think a little better. Bize düşünmemizde biraz daha yardımcı olabilmesi için. One of them is what Harari calls the knowledge illusion. Bunlardan birine Harari bilgi illüzyonu diyor. Basically, we think we know a lot more than our ancestors when actually we know less in many regards. Temelde ancestor ata demek atalarımızdan çok daha bildiğimizi düşünüyoruz ama aslında birçok açıdan daha az biliyoruz. For example, örneğin, we all rely on many experts to live our everyday lives. Günlük yaşantımızı devam ettirmek için birçok uzmana bağlıyız. Rely on, depend on. We can't hunt our own food. Kendi yiyeceğimiz için avlanamayız build our own shelter kendi sığınağımızı barınağımızı inşa edemeyiz or make our own clothes ya da kendi kıyafetlerimizi yapamayız we think we are smart zeki olduğumuzu düşünüyoruz but just because we can access all the world's knowledge doesn't mean it's already in our head ama dünyanın bütün bilgisine erişimimizin olması bunun zaten kafamızda olduğu anlamına gelmez instead bunun yerine we should stay humble mütevazi kalmalıyız be thankful müteşekkir olmalıyız and do our best to never stop learning. Ve asla öğrenmeyi bırakmamak için elimizden geleni yapmalıyız. Do somebody's best bu anlama geliyor. Elinden gelenin en iyisini yapmak. Üçüncü ve son ders. Lesson 3. School needs to start teaching us how to think, not what to think. Okul bize nasıl düşüneceğimizi öğretmeye başlamalı. Ne düşüneceğimizi değil. Neil deGrasse Tyson once gave a great speech. Neil deGrasse Tyson ünlü bir bilim adamı. Bir keresinde harika bir konuşma yaptı. Give a speech konuşma yapmak ne hakkında onla bağladı bunu on the value of knowing how to think versus just knowing what to think şunun değeri hakkında ne düşüneceğini bilmek versus yani karşısında nasıl düşüneceğini bilmek hangisi daha değerli bunu bilmenin değeri hakkında sadly maalesef diyebiliriz unfortunately gibi our schools only teach us the latter okullarımız bize sadece ikincisini öğretiyor Letter ikincisi demek yani ne düşüneceğimizi öğretiyor former deseydi birincisi olacaktı o da şöyle yazılıyor YDS gibi sınavlarda da çok çıkar bu ifadeler. Even higher education still very much centers around cramming as many facts into your head as you can. Yüksek öğrenim bile hala şunun etrafında dönüyor. Kafanıza olabildiğince çok bilgi bocalamak, tıkıştırmak. Only to spit them out once on a piece of paper. Şunun için bu da spit tükürmek demek. Burada yine analoji kullanmış. Vakti geldiğinde bir zaman bir kağıt parçasının üstüne bu bilgileri çıkarmanız için. Then forget them again. Sonra bunları tekrar unutmanız için. That's the problem. Bu bir sorun. Yani ezberci eğitim sistemini tarif etmiş burada. A basic understanding of history, biology, math and the other subjects is important. Tarih, biyoloji, matematik ve diğer derslerin temelini anlamak önemlidir. No doubt. Ş şüphe yok buna. But beyond that ama bunun ötesinde It's more important that we learn how to navigate the modern sea of information. Şu daha önemli demiş. Modern bilgi denizinde yolumuzu bulmayı öğrenmek, bunu nasıl yapacağımızı öğrenmek daha önemli. How to filter out the important. Önemliyi filtrelemek, onun arasından seçim yapmak. And how to determine what's down right false. Ve neyin tamamıyla yanlış olduğuna karar vermek. Then just remember more facts. Kıyaslama yaptı burada, denle bağladı. Daha fazla bilgi hatırlamaktansa bunları yapabilmek daha önemlidir diyor. With more data being created now in a single year than the past few millennia combined. O oh, çok ilginç burası. Tek bir yılda geçtiğimiz birkaç bin yılın bileşiminden daha fazla bilgi üretilirken, daha doğrusu veri üretilirken future workers won't need to know as much as possible. Gelecekteki çalışanların mümkün olduğunca çok bilmelerine gerek olmayacak. But how to find out only that which they really need to know. Sadece gerçekten bilmesi gerekeni nasıl bulacaklarını bilmesi gerekecek. For our kids to have a thriving future, çocuklarımızın gelişen bir geleceğe sahip olması için that's what we must teach them how to do. Onlara bunu nasıl yapabileceklerini öğretmemiz gerekiyor demiş ve bitirmiş. Yuval Noah Harari'nin hiçbir kitabını okumadıysanız ilk kitabı olan Sapiens'i mutlaka tavsiye ederim. Umarım konuşarak öğren ekibi o kitabın özetini de bizim listemize eklerler. Sizin de önerdiğiniz, istediğiniz bir kitap özeti varsa mutlaka yorumlarda bizimle paylaşın. Veya konuştuğumuz konularla ilgili katıldığınız, katılmadığınız bir durum varsa, eklemek istediğiniz bir bilgi varsa onu da yorumlarda mutlaka bekliyorum. Bir sonraki kitap özeti videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.